Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da evlerinin yıkılması sonucu yaralanan Mehmet ve Elif İlgin çiftinin tedavileri Tekirdağ Çorlu ilçesinde özel bir hastanede devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 20 torun sahibi İlgin çiftinin evleri asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde yıkıldı. Enkazdan yaralı olarak çıkan İlgin çifti tedavi için Çorlu'ya getirildi. Elif İlgin deprem gecesi sarsıntı ve korkuyla uyandıklarını söyledi. Eşiyle birlikte evden çıkmaya çalışırken depremin şiddetinden dolayı savrulduklarını ifade eden İlgin bu sırada üstüne duvarın yıkıldığını anlattı. Kurban olurum Allah'a. Zaten Allah bağışladı bizi birbirimize. Allah yardım etti. Bize hiç kimse yardım etmedi. Kendimizle gittik. Yürüye yürüye ayak yalın. Ayağımı hatta demir parçalarını doktor bey çıkarttı. Çık dedim. Duvar üstümüze geliyor. Zaten kar kar geliyor. Betonlar düşüyor patır patır. Herif elimi uzat dedim. Belim kırık ama hiç şeyimde değil. Yeter ki beyimi kurtarım. Kucakladım kendini. Kucakladım. Allah dedim. Ya Muhammed ya Ali. Sen bizi kurtar. Günler orada şimdi görenler akrabalar gitti eve baktı. Demiş helal olsun bunlar nasıl kurtulmuş bu enkazın altında demişler. Ev böyle yerine bir oldu ya. Ama biz çabamızla çıktık. Nasıl kurtulmuş bunlar helal olsun demişler. Ben Allah'a yavraldım. Allah'a yavru yoksa benim hiç. Ben üstüme duvar devrildi. Hiç kalkamadım ama Allah'a yavraldım, Allah'a çağırdım. Allah'ım bana güç kuvvet ver dedim. Beyime dedim elini uzat. Adamı böyle kucakladım. Zoruna çıkarttım. Sürüne sürüne balkon çöktü. Balkonda sürüne sürüne aşağı indik. Hadi herif sahibimiz Allah dedim. Herkes arka basına gitti zaten. Sahibimiz Allah dedim. Hadi yola çıkak dedim. Ambulans gelir dedim. Kurbanım Allah. Birinci kattan ikinci kata gittim. Halen buralarım bile ayaklarım sıyrılmış. Bu neredesin dedi, ben buradayım dedim. Ben nerede kendi kendimde dedim, tamam artık ben bittim dedim. Bu beni çekti çıkarttı. Vallahi o an için yani biz bittik dedik yani artık tamam son dedik yani bize gelen bir yardımcı olan da olmadı. Biz kendi çabalarımızla Allah kurtardı yani bizi. Hani şimdi gelen eve bakıyor diyor, siz bunlar burada nasıl kurtulmuş diyor. Ya zaten teyze olmasaydı ben aşağı inerdim. Teyze olmasa aşağı inerdim, ben orada çıkamazdım. Sonra ambarda traktör vardı. Traktörün işte o şey düşmüş, traktörü iki parça etmiş. Öyle diyorlar, biz görmedik, hiç gitmedik. Yani ne oldu, ne olmadı öyle. Neyse yine Allah öbürlerine göre biz yani bizim tabi orada kurtulmamız bayağı mucize yani.